Evet, selam arkadaşlar. 26 Ocak 2024 Global Lab yama notlarına hoş geldiniz. Bugünkü Global Lab gene şölende söylenen ve birkaç tane gecikmiş şeyi getirmeyle geçen güzel bir yamamız gene. Umarım beğenirsiniz. Onun dışında bazı sonunda değinmeleri gereken şeyleri de değinmişler diyebiliriz. Öncelikle Lonca Ligi değişiklikleri. Biliyorsunuz Lonca Ligi'ni zaten söylemişlerdi önce şu anda. Global Lab'de de adından bahsedilmişti. Şimdi biraz daha detaylandırma ve arayüz eklemesi tarzı şeyler eklemişler. Ve Guild penceresi şuradaki bir bölüme direkt oraya arayüz olarak eklemişler. Apayrı bir arayüz olmak yerine mantıklı. Lonca Ligi sıralaması. Lonca Ligi için bir sıralama sistemi eklendi. Yani Elo ya da MMR olarak bildiğiniz tarzı bir sistem. Guild Ligi ilk başladığınızda Guild Ligi'ye 400 puanla başlayacaksınız. Guild Ligi'nde kazanmanız veya kaybetmeniz halinde sonuca göre puanınız değişecek ve puan aralığına göre eşleşme gerçekleştirecek. Tabii en başlarda bu puanları herkes eşit olduğu için berbat şekilde olacak, zamanla oturacak. Sıralama puanında zafer aldığınızda arkadaşlar 20 derece puan elde ediyorsunuz. Yenilgiye uğradığınızda 10 puan alacağınız şekilde uygulanıyor. Bir de bazı sıralama puanı bölümlerine bağlı olarak elde edilen puanlara bonus ve düzeltme sistemleri de uygulanıyor. Tabi bunun detayına girmemişler. 401 ila 800 puan arasındaysanız zafer için ek 3 puan alınır. Yenilgi için 3 puanı Correct 3 points for loss dediği herhalde şey azaltıyor anlamında. Çünkü İngilizce'de öyle bir anlam çıkıyor. Kazanırken 20 temel sıralım puanı artı 3 ek sıralım puanı eşittir 23 puan alıyorsunuz. Yenilgiye uğradığınızda 15 temel sıralım puanı düşürülmesi eksi 3 düzeltme puanı toplamda 12 puan düşürülüyor. Bu düzeltme puanı işte hangi basamakta olduğuna göre bir düzeltme ek puanı. Çok küçük bir fark ama işte katılım fazla olsa bunun küçük farklar önemli olur. 0 ila 400 arasında ise zafer için ek 5 puan alınır. Elohel dediğimiz noktaya düşerseniz yani. Yenilgi için 5 puan düzeltmesi var. Kazanırken 20 temel sıralım puanı artı back eş sıralım. Pardon ha, Elohel bu değil. Yanlış algılamışım, pardon. Kazanırken 20 temel sıralım puanı artı 5 ek sıralım puanı 25 puan kazanılıyor. Yenilgiye uğradığınızda 15 temel sıralım puanı düşürülüyor. Eksi 5 düzeltme puanı 10 puan. Yani ortalama 400 ya, hani 400'ü düzeltme şekilde çalışıyor bu sistem. Anladığımız kadarıyla. Ama şu puanın üstündeyseniz 3'er 3'er veriyor. Diğerinde 5'er 5'er. Sıfıra düşmeyi başaran o da çok iyi meme çıkar bu arada. Lonca Ligi Savaş Alanı. Lonca Ligi'nin düzenlendiği iki tür savaş alanı eklendi. Navarn Bozkırı ve Heidel Kuzey Muhafız Kampı. Guild Ligi maç sonuçları. Oyun bittiğinde maç sonuçlarının katılımcılarla ilgili çeşitli bilgiler kontrol edilebilirsiniz. Gördüğünüz gibi güzel bir arayüz yapmışlar. Umarım biraz daha detaylandırma getirilir. Dereceli düşüş cezası. Belirli bir skor bölümünde bir maçın belli bir süre oynanmaması durumunda bölüme bağlı olarak periyodik olarak puan düşürülmesi uygulanıyor. 1601 ve üstü puandaysın. Bir maçın 5 günde oynanmaması durumunda 2 günde bir 50 puan kaybına uğruyorsunuz. 1201 ila 1600 arasında bir maçın 5 gün oynanmaması halinde 2 günde bir 40 puan kaybediliyor. 801 ila 1200 arasındaysanız ise eğer bu 5 gün içinde bir maç atmazsanız 2 günde bir 30 puan kaybedeceksiniz. Örneğin 1700 puana ulaştıktan sonra son maçınızı 1 Ocak'ta oynadıysanız 6 Ocak'a kadar 5 gün boyunca maç oynamadıysanız 2 gün sonra 8 Ocak'ta skor güncellenir, sıralama puanları düşecek. Diğer değişiklikler. Lonca Ligi eşleşme zamanı değişti. Bunu millet işte Prime zamanında girip de birbirle puan kasmasın diye yapılmış mantıklı bir sistem ki bunu zaten at yarışı ya da diğer bu şeylere göre biraz daha dar bir aralıkta tutmaları bence çok mantıklı. 17 ile 1 arası güzel. Hatta bunu 17 ile 12 ile yapabilirler belki. Hafta sonları da direkt 13 ila 01 arası düzenlenmiş. Şu anlık iyi duruyor ama millet gene bunu arkadaşları bir şekilde abuse'lamaya çalışır. Zaten solar arası bile geldiğinde yani birbiriyle bir şekilde eşleşip abuse'layanlardan tutun yani. Bunda illa bir şeyini bulurlar. Umarım bunu bir sistemini bulur Pöylemiş bu sefer milletin bozmaması için. Onun dışında BDO'da yıllardır istenen şeylerden birini bayağı gecikmiş ve tüm meta yok olduktan sonra getirmeyi başardılar. Tebrik ediyorum. Yeni aksesuar. Deniz Sisi Halkası. Şafak vakti yayılan deniz sisinde Padix adasındaki bir mağarada Serdümen korsanları arasında özel enerji içeren bir yüzük keşfedildi.
Yoğun sisin enerjisiyle dolu bu yüzeye serdiven korsanları arasında deniz sisi yüzüğü denir. Deniz sisi halkası aksesuara eklendi. Deniz sisi yüzüğü Padix arası av alanında elde edildi. Öncelikle zaten bu Padix'in oradaki korsanları değiştirip korsanları eklerler diye bir teori vardı herkesin bu Padix'e hipnoz geldiğinden beri. Ama hipnoz geldiğinden beri istenen bir şeydi yani ve bu Padix geleli bile kaç yıl oldu ben hatırlamıyorum yani. O zamandan beri bekleniyor ama o zamanlarda evasion metası yani full evasion build ya da işte yarı yarı gitmek çok mantıklıydı. Şu an o kadar mantıklı değil ve yani resmen evasion metası ölürken bunu getirmeleri bence komik olmuş. Kimsenin umursuzluğunu sanmıyorum. Bir de bunu ayrı bir spot'a eklemek için Padix'i eklemişler. Padix'i daha dönülebilir yapmak için bir çakallık gibi düşünüyorum. Ben sırf bunun için kimsenin döneceğini düşünmüyorum. Padix'i dönenler gene ne yazık ki benim gibi hala Padix'i alamamış tüccara uğraşan şansı olmayan insanlar olur. Statları da şöyle arkadaşlar. Sıfır hali böyle ama direkt pen ve tetini göstereyim. Tette yazılı 10 DP. Bir dakika yazılı mıydı bu? Evet. Yazılı. Aynen. Yazılı 10 DP oluyor. Ama önemli olan tabii ki hidden olan. Kaçınma 12 ve artı 13 şekli toplam 25 kaçınma veriyor pen halinde. İsabet 12 veriyor. Bu çok önemli değil. Zaten 12 veriyor. Ted versiyonunda da 10 yazılı ama hidden olarak da 10-11 yani 21 kaçınma ve isabet 10 veriyor. Dediğim gibi ama yani bunu giden kimse olacağı sanmıyorum. Benim gibi sadece Padix yüzüğünü hala alamamış kişiler bence döner. Çünkü boş yani artık. Kimsenin yapacağını sanmıyorum. İmparatorluk at teslimatı iyileştirmeleri. Atların imparatorluk tarafına teslim edilmesinin büyük şehirlerdeki yalnızca belli ahır bekçi yerine tüm ahır bekçileri tarafından kullanılabilmesi için iyileştirildi. Mantıklı olmuş. İnsanlar artık büyük şehirlerde kasmak yerine küçük şehirlerde kasmayı tercih edebiliyordu atları. Ama imparatorluk için gene oraya gidiyordu. Saçmaydı. İyi olmuş. Antrenman yapmaktan, antrenman dediği bu AFK bırakıp kasma anlamında bu arada. Hoşlanan maceracılar için yetiştirdikleri atları rahatlıkla teslim etmek amacıyla büyük şehirlerin etrafında eğitim rotaları belirliyorlar. Bu iyileştirmenin maceracılığın atlarını çeşitli yerlerde eğitmekten keyif almasına ve onları büyük bir şehre taşınmak zorunda kalması İmparatorluk Sarayı'nda teslim etmenin yardımcı olacağını umuyoruz. Atların tüm bölgelerdeki ahır bekçilerini İmparatorluk Sarayı'na teslim edilmesi için değişti. Niye İmparatorluk Sarayı diye çevirmiş bilmiyorum ama İngilizce'de öyle olduğu için Google Translate'in suçu değil, yapacak bir şey yok. İmparatorluk atları eskiden büyük şehirlerdeki ahır sahiplerine yollanıyordu. Büyük şehirlerin dışındaki ahır sahipleri için İmparatorluk teslimatı mümkün değildi. Artık arkadaşlar İmparatorluk atları tüm bölgelerdeki ahır bekçilerin hepsine teslim edilebiliyor. Kızarka Bariyeri görev değişikliği. Kızarka İstila Bariyeri içeriğine yer alan aşağıdaki görevler aracılığıyla aşağıdaki şekilde değiştirildi. Haftalık görev yerine genel görev olarak ilerleyecek şekilde değişiklik yapıldı. Ve görev hedefi aşağıdaki şekilde değişti. Mantıklı olmuş yani bunu artık haftada bir denemek yerine direkt şey yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu bu arada Google çok şüpheli çevirmiş. Ben tabii ki bunu böyle okumayacağım. Bunu kapsama bariyeri mi öyle bir şey olması lazım. Encroachment o anlama geliyor ama burada işte Google Translate yapacak bir şey yok. Birinci ve ikinci seviyede tamamlanabilen Kızarka'yı öldürme görevi konuşarak tamamlanabilecek şekilde basitleşti. Bu Elvia'daki görev arkadaşlar bilmiyorsanız eğer. İlgili eşyaların açıklamasını değişen görev süreci yöntemine uygun olarak değişildi. Artık arkadaşlar 1-2 ile direkt konuşup geçiyorsunuz. 3-4-5'i aynı şekilde dönmeniz gerekiyor. Biliyorsunuz bir Kızarka çıkıyordu Elvia'da onu kesiyordunuz bitiyordu. Yani istila aynen doğru Türkçesi istila değil mi? İşte Türkçe oyunu oynamamız sorumsuzluğu. Teşekkürler Siyem Kızarka. Görev eşyasını kaybederseniz Naip veya Karur aracılığıyla tekrar alabilirsiniz. Kızarka İstila Bariyeri içeriğinin görev ödülü aşağıdaki şekilde de değiştirildi. Daha önce 1. ve 2. seviye elde edilen ödüller 3-5. seviye şekli dağıtıldı. Zaten burada direkt kıyaslamasını var. Bu kıyaslama şeyini çok okumaya istemiyorum mevcut ödüller. Sadece şeyleri göstereyim. Şöyle sağ tarafa bakın arkadaşlar görürsünüz. Burada vakit kaybetmek istemiyorum. Zaten şu en önemli değişen şeyleri şeyle yazmış. Kalın boltla yazmış. Evet. Yaşam becerisi kristal üretimi. Bu güzel olmuş. Yaşam kristallerine ve canlı kristallerinin görev yerini işlenerek üretilebilmesi için işleme formülleri eklendi. Buna göre orman kristali eşyasının açıklamasına işleme formülleri hakkında bilgi eklendi. İşleme L'de basit kimya ile artık yapacaksınız arkadaşlar bunları direkt görevle R basmak yerine.
Bir orman kristali, Aero 50 orman izi, 50 büyülü parça, 100 büyülü ışık taşı kristali ve 10 ruh yaprağı eğer tarifi bilmiyorsanız. Bu yaşam kristali de bir orman kristali, 50 orman izi, 50 büyülü parça, 100 büyülü ışık taşı kristali ve 10 kanlı ağaç düğümü olarak geçiyor. Bu değişiklik nedeniyle Hyongyong köşe üstü ile için alınabilecek görevler artık kabul edilmeyecek şekilde değişti. Bu kriste görev yapıyordunuz, malzeme veriyordunuz, artık değişti. Hali hazırda devam eden görevlerde daha önce olduğu gibi tanımlayabilirsin tabii ki. Eski ay sansür yatarı. neydi bunun Türkçesi ya, sensör. Maltılı değil. Aa, Türkçesi neydi bunun ya? Unuttum. Tütsü hatırladım. Eski ay tütsüsünü yapmak için sahip olduğunuz malzemeye bağlı olarak eski ay tütsüsünü farklı şekilde üretmenize olanak tanıyan yeni bir tarif eklendi arkadaşlar. Bu T10 basma malzemesi eğer bilmiyorsanız. Mevcut iki üretim yöntemi arasına saf mineral kristalleri, bakır ve kalay ve ana malzeme olarak yıldızların melodilerini kullanarak eski ay sansürü diyesim geliyor hep. Tütsüsünü yapma göre yöntemi yaygın olarak kullanmaktadır. Bu biliyorsunuz daha sonra çıkan yöntem. Bunun daha eskisi de vardı. Bununla birlikte bu yöntem bir metal eritme maddesi gerektirir. Yani metal çözücüden bahsediyor. Bu da bunu yapmak için düşük seviyeli malzemenin kolayca satın alınması zorlaştırır ve mavi dereceli aksesuarların geliştirme zorunluluğunun getirdiği yükü vardır. Bu güncelleme ile eklenen yeni işçilik yöntemi metal eritme malzemesi, yani metal çözücü, kabataş ve vahşet izleri gibi malzemeleri önceden satın alma sıkıntısını ve merkez pazarda kıtlığı var biliyorsun bunun, ya da gidip manuel toplayacaksınız, kıtlığı var. Ve aynı zamanda mavi dereceli aksesuar güçlendirme yükünü hafifleten bir işçilik yöntemi. Mavi dereceli aksesuar yükseltme gücü de bu mavi aksesuarları basıp melodi elde ediyorsunuz, onunla yapıyordunuz ya, ki en mantıklı tarif de şu an o. Onun için getirilen farklı bir yöntem var artık. Saf mineral kristalleri yerine külçeler, mavi dereceli aksesuar geliştirme yerine ise NPC mağazasının istendiği zaman satın alınabilecek malzemeler kullanılıyor. Bu süreçteki sıkıntıyı azaltmak için bir seçenek olarak sunuluyor ve merkez pazarda satın alma veya biraz daha gümüşe mali olsa bile yükseltme gibi süreçin yükünü azaltmak isteyen maceracıya tarafından seçiyor. Yükseltme dedi zaten herkes artık BDO 30-40-50 PS verdiği için, yani bilmiyorum ben. Yükseltme yüzü kısmını çok doğru bulmuyorum. Tamam, benim absürt derecede var ama herhangi bir zaten boss çağrınıza bakarsınız onun envanterinde şöyle PS biriktirin görevlisi. Bunlar da mavi takıları basıp Melody of Stars yapmak için hala bence çok kolay. Ben büyük ihtimalle onu tercih ederdim herhalde. Neyse. Yeni bir üretim formülü eklendikçe satın alma, açma, geliştirme, geliştirmiş aksesuarı ısıtma şeklindeki hantal süreç tekrarlandı veya merkez pazarda satış için kullanılan gizemli aksesuarlar durduruldu ve toplanan ögelerin miktarı ve türü arttırıldı. Bu durumda satış ve alımların daha sorunsuz yapılabilmesi için üst fiyat limiti de yükseltilecektir. Eski ay loncası eski ay kimya katalizörü kullanarak saf bir maddeyi yaratmayı başardı. Ancak henüz mükemmel olmadığı ve daha fazla malzemeye ihtiyaç duyduğu söyleniyor. Eski ay tütsüsü oluşturmak için yeni bir tarif eklendi arkadaşlar. Bir tane bu kalıp hala aynı. 300 tane Magical Lightstone kristali, bu da öncekiyle benzer. 400 tane eski ay kimya katalizörü. Onun dışında 1000 bakır külçe ve 1000 tane kalay, yani tin ingot gerekiyor arkadaşlar yeni tarif için. Evet, merkez pazar değişiklikleri. Aşağıdaki 15 eşyanın merkez pazardaki kayıtlı sayısı fazla ise tek seferde satın alınabilecek maksimum miktarı artacak şekilde değişti. Biliyorsunuz bu bir süre eşya gelen bir şey. Şimdi biraz daha farklı ürünlerin satışlarında bunları yamayla düzenli ekleyeceğiz demişlerdi. Sözlerini tutuyorlar ve gördüğünüz üzere toplu pazarda yığılıysa toplu almayı kolaylaştırıyorlar. Everlasting Herb, sonsuzluk bitkisi dediği, merkez pazar üst limit değişildi. 300k gümüşten 1 milyon çıktı. Aa, bir dakika. Yo, evet, Everlasting bu. Bir dakika, Everlasting şeyin fiyatı bu kadar düşük müymüş ya? Harbiden öyleymiş herhalde. Okey. Ben bunu sanki 3 milyon gibi hatırlıyordum ha. Niye bilmiyorum. Canavar değişiklikleri. Ölülerin şehri, yani City of the Dead. Ölüler şehri avlanma alanının yakınında yolunuzu kapatan bazı canavarların sürülerinin yerleri değişti ki hala bekleyen buff yok. Dikenli ağaç ormanı Dekia versiyonu tabii ki. Ahip şeytani savaşçı, rakibe yararlı etkiler sağlayan saldırıları yapmayacak şekilde değişildi. Yararlı saldırı derken ne tür yararlı merak ediyorum. Acaba bu bize bir
bu kaynağını bulamadığımız bir 5 AP mi 8 AP mi 10 AP bir bonus vardı. Onu mu kastediyor acaba? Biz kaynağını bulamamıştık. Yani kaynağı derken her zaman o Tormund'un etrafındaki şeyde olduğu için Tormund'dan kaynaklı biliyorduk ya. Neyden triggerlandığını anlamıyorduk. O büyük abinin bir animasyonu diye tahmin ediyorum. O herhalde. Ya da bir savaşçı mı bilmiyorum. Neyse. Istrahid yaylası. Yeni yıl kıta grind noktası. Eziyet dediği grind noktası arkadaşlar. Skerion artık maceracının savunma kontrolünün göz ardı eden bu durumda saldırmayacak şekilde değişildi. Skorion'a vurmanın mümkün olmadığı durumlarda aralıklı olarak Skorion'a vurmanın mümkün olma sorunu zaten. Bu geçen haftaki yeni gelen spotla ilgili orayı bilmiyorsanız bu mekanikle anlamamız normal. O yüzden ünlem global izleyin. Görev değişiklikleri. Ulu kıtanın güney bölgesi için alt görevler eklendi. Şafak Tapınağı'nı koruyan Nadi'nin birisi için dua ettiği söyleniyor. Bu gene küçük görev eklemesi galiba yanlış anlamadıysam. Dünyanın kökenine dair izleri takip eden Jamel'in birilerinin yardımını beklediği söyleniyor. Cheongsu Tapınağı'ndaki Shatriman'ın kulaklarının çınlayan sesle deli uyumadığı söyleniyor. Akşirad'ın dağlarının Diemelt'in birinin yardımını beklediği söyleniyor ve Barhan kampındaki Mutlu Deniz Samuru Prolyon'un bugün bile sevimliliği sergilediği söyleniyor. Keşke şu küçük görevler yerine bug fixlere odaklansa. Ulu Kıta'nın güney bölgesinde elde edebilecek bazı bilgilerin içeriği iyileşildi. Eski ay loncası isteği yani görevi, Okuyla'nın gözün gizli araştırması görevinin başındaki zorluk seviyesindeki yani seviyesini gösterecek şekilde ilişti. Önceden haftalık eski ay klan görevi Okuyla'nın gözü gizli araştırması küçük orta büyük ekstra büyük diyordu. Artık 0, 1, 2, 3 diyor mantıklı. Bu değişikliğin ardından görev hedefiyle ilerleme zorluk seviyesini gösterecek şekilde iyileşildi. Binek ve gemi. Büyük bir gemiye binip navigasyonu ayarladığınız konuma vardığınızda rüzgarlı yelken becerisini kullanıyor olsanız bile varış noktasında durmanız iyileşildi. Rota yönlendirmesi ayarlandığında bir konuma otomatik olarak hareket edilirken hedef noktasından yüksek hızlı seyir yoluyla geçilmesi ve otomatik ilerlemeye devam edilmesi sorunu iyileşildi. Bunun aynısı bu arada şey de lazım ya, şu at kasarken mesela bunu açtınız ya uzun bir yolda mesela ben şöyle markladım abi. Burayı marklamayı bitirdiğinde orada at durmuyor. Hani bu koşma animasyonu nerede biterse ona göre duruyor ve bu genelde eğer ekrana bakmıyorsunuz ya aşağı düşme ya da buradan şöyle gitme artık hangi yönde kaldıysa gidiyor. Bu bineklere de lazım. Umarım en yakın zamanda gelir çünkü ben bunu atta çok yaşadım. Gemi kullanmadığım için umarım o da gelir. Büyük gemilerin hepsinde burada listemiz var. Tabii ki bunu okumakla uğraşmayacağız zaten bilmeyen yoktur herhalde. O zaten lo geldi. Nasıl geldi? Benim hala otomatik koşu açık bıraktığımda şey oluyor. Durmuyor. Bilmiyorum deneriz. Karakterin büyük bir gemiye binip hızlı hareket ederken üzerine atladığında geriye doğru hareket etmesi veya gemiden düşme sorunu düzeltildi. Ata binip yön belirlediğiniz yere vardığınızda sprint becerisi kullanıyorsanız bile varış noktası durmanız iyileşir. He sen burada geldin. Tamam ben de önceki yamalarda diyorsun sandım oğlum. Dur oğlum sırayla okuyoruz. Sparrow sen de. Tamam. İyi beni duymuşlar direkt yamanın kendi içine eklemişler güzel. Bir bineği taşırken seçebilir düğümler bölgeye göre sıralanmış olarak görüntülenecek şekilde iyileşildi. Bir bineği taşırken kullanıcı arayüzünün sol tarafına görüntülenen bölge düğmesi aracılığıyla doğrudan bölge listesine gidebilirsiniz. Mantıklı olmuş bence buranın daha iyi yapılabilecek bir şey. Burada transport düğmesine bastığınız zaman tüm ekranı kaplayan bir pencere açılsa direkt tak diye seçsek daha kolay. Gidip de yukarı aşağı uğraşmasak bence daha iyi olur. Gemi ekipmanı geliştirirken diğer maceracının seçim butonu gösterilmesi eklendi. Yeşil seviye gemi ekipmandır ve mavilere de şöyle şey var. Bunu okumakla uğraşmayacağım. Diğer değişiklikler. Eşya. Aşağıdaki eşyaların ödülleri ve edinme koşulları değişildi. Övüngen Lancy'nin 1'den 4 arasındaki görev ödülünde önceden gizemli aksesuardı. O Rutent'in aksesuarı oldu. Dora Ponte'den Kristallen Prensi bilgisi edinmede Talis aksesuarının teslim edilmesiydi. Artık o da sihirli meyve oldu. Ve Fabi de Greco'nun 4 çeşitli kitabında Duo Pilatio Shoes kemeri teslim etmeyi istiyordu ve Dora Ponte şeyi vardı. Sanırım onu kastediyor. Artık kadim silah çekirdeğini değişmiş o da. Okey. Tuş takımı ezilmiş ejderhanın düşüncesi öylesini kullanırken görüntülenmeyecek şekilde de iyileştirildi.
Akman Tapınağı'nda Dekya Feneri avlanma alanının çeşitli ganimet simgesi değişildi. Aşağıdaki eşyaların açıklamasını Asrahit Yaylası'nda elde edebilecek ne dair açıklama eklendi. Kabuğunun parçası, kabuğunun yadigarı, yükselen yankı közleri, yankı alevi. Gizemli aksesuarın tedariği durdu ve tüccarlar artık gizemli aksesuarı satmamaya başladı. Gizemli kolye, yüzük, kemer, küp artık satılmıyor. Bunları zaten yukarıdaki bu şey tütsülük değişiminde yazıyordu. O işte o kastettiği kaldıracak eşya buydu. Ve Demirci NPC'sinin 150k gümüş karşılığında haas yüzüğü eklendi. Arka plan NPC efektler ve ara sahne değişiklikleri. Dünya haritasındaki M. Areaza köyüne sağ tıkladığınızda Şef Dudora'nın Doriban'a yönlendirileceksiniz. Crucio Domongat'ın askerleri Heyder Kalesi'ne nöbet tutmaya başladı. Heyder Kalesi için de yolunuzu bulurken navigasyon daha doğal bir şekilde ilerleyecek şekilde iyileştirildi. Akşirat bağlantı noktası Akşirat dağları bölgesine yaklaştığında etkinleşecek şekilde iyileştirildi. Kuşatma bağlantı noktası savaşı değişiklikleri. Lonca yani G penceresini gören üst savaşlarına katılma fırsatını açıklaması gerçeği daha iyi yansıtacak şekilde iyileştirildi. Sistem kayıtlı savaş alanı kahramanının süresi dolduktan sonra yeniden kaydolurken bir bekleme süresi eklendi. Savaş kahramanının süresi dolduktan sonra yeniden kayıt için bekleme süresi 72 saattir ve bekleme süresi sona erme zamanına itibaren geçerli olur. Ben burayı eğer yanlış anlamadıysam artık bir Warhero olarak bir guild'e gittiyseniz başka bir guild'e tekrardan Warhero olarak gitme cooldown'ı eklenmiş 72 saat şeklinde. Bunu herhalde millet her gün başka bir guild'e gidip klan bosslarına katıp oradan rebellis kasıp onları pazara satıp güzel para elde ediyor diye BDO birkaç hafta geç bir şekilde uyandığını tahmin ediyorum ben. Çünkü yakın zamanda Warhero olmayı etkileyen yani klana sürekli Warhero gitmeye gerektiren başka bir durum yoktu. Bence bundan geldi. Hesap bilgileri resmi sunucudan Black Desert Araştırma Enstitüsü'ne iletildiğinde lonca bilgilerinin de iletilmesi sağlayacak bir fonksiyon eklendi. Her loncanın bilgileri resmi sunucuya ilk kez iletildiğinde Black Desert Araştırma Enstitüsü bilgileri içeren bir lonca oluşturur ve hesap bilgileri ilk ileten lonca üyesi lonca lideri olur. Oo, başka klan adını çalmak için birebir. Daha sonra aynı loncanın bir lonca üyesi hesap bilgilerini gönderirse otomatik olarak oluşturulan lonca üye olacaktır. Bu arada bu muhabbet şöyle ilginç bir şeyi var. BDO bunu çok uzun yıllar öncesinde Global Lab'i hesabınızı aktarabileceğiniz diye duyurmuştu. Çok ilgi görmüştü. Sonra bunu getirdikleri Yaman'ın gününde iptal edip biz bunu getiremedik. Buglar oldu. O yüzden iptal ediyoruz demişlerdi ve çalışacağız demişlerdi. Ama uzun üzerinden çok uzun zaman geçti ve ben bunu bir kişinin bile yapabildiğini duymadığım için bunun çalışmadığını düşünüyordum ki hala da düşünüyorum. Çünkü hala bir kişi bile bana gelip bu çalışıyor demedi ya da gösteremedi. Ama burada hala hotfix'ini getiriyor. Yani çalışıyor kimse mi bilmiyor yoksa çalışmıyor hala mı düzeltmeye uğraşıyor kaç yıldır bilmiyorum ama gelsin artık da kendi hesabımıza şu Global Lab'de gerçek bir test yapalım. Artık Korean Lab Server yerine Global Lab'i kullanalım ya yeter. Ya bir de lütfen Global Lab artık İngilizce yayınlansın. Teşekkürler. Hata düzeltmeleri. Scholar yani bilgi. Merdiven çıkarken hareketin doğal olmama sorunu düzeltildi. Dövüş sanatçısı. Fener eşyası kullanırken hareketin doğal olmama sorunu düzeltildi. Dövüş sanatçısı dediği çok büyük ihtimal bu şey ya. Striker. Genelde öyle oluyor. Bazen Musa da martial artist diye şey veriyordu. Genelde striker oluyor bu. Karışık düşünce taşı öğesinin açıklama metni daha doğal olacak şekilde değişildi. Karışık düşünce değil. Ha bu Tangle Stone of Thought. Şu. Bende olması lazım. Yokmuş. Neyse kodekse bakın. Zaatkarlığı ya da ustanın özel doldurmuş domuz kafasının merkez pazarda açığa çıkması sorunu düzeltildi. Okey. Ne sorun varmış ki? Merkez pazarda görünmesi ne sorunu var ben anlamadım. Acaba satışı olmadan mı gözüküyor? Bilemedim neyse. Akşirat dağları üssünün etkinleştirilmeme sorunu düzeltildi. Toplama hiçbir şey bedava değildir ve üretim Monik için bir hediye görevlerindeki yazım hataları düzeltildi. Valencia artık okuyabildiğime göre kadim adamın kitabı ile etkileşime geçilememesine de görevin devam ettiği durum düzeltildi. İmparatorluk ailesine sarı dereceli balık teslim edildiğinde Dalişey'in özel desteği talebinin gerçekleşmeme sorunu düzeltildi. İmparatorluk ailesine mavi dereceli balık teslim edildikten sonra sıklıkla ortaya çıkan Dalişey'in özel desteği talebi sorunu düzeltildi. Murat NPC'sinin kırık ve yumuşak isteğiyle yer alan eşya bilgilerinin gerçek eşya adında
Farklı olma sorun düzeltildi. Shakhtar iskelesi restin bilgi adı değiştirildi. Ha, Shakhtar'ın iskelesi şey ya bu. Aynen, Shakhtar's Pierre Rest. Okay. Özel şey olunca her şey karışıyor tabii. Google Translate. Ah be. İnşallah'ın İnşallah gibi NPC olmuş. İnşallah'ın NPC ünvanları daha doğal olacak şekilde geliştirildi. Ha, şunu unuttum. Denge topluluğu bilgisi içeri değişti. Society of Balance yani. Kum tanesi pazarında hisleri harabelerine otomatik olarak geçildiğinde harekete engellenen yapı kaldırıldı. Verendir köyündeki bazı arka planların doğal olmayan bir şekilde ortaya çıkma sorun düzeltildi. Kamasil ve giriş yolunun belli yerlerinde görünmeyen yabani otların bulunma sorun düzeltildi. Sikraya'nın denizaltı harabelerine bir karakterin belli bir konumun sorunsuz bir şekilde terk etmesinin zor olması sorun düzeltildi. Karı tapınak infaz başlatma işlevi aracılığıyla ortaya çıkan Goblin Prensesi arazinin yüksekliğine bağlı olarak daha doğal görünecek şekilde değiştirildi. Dünya haritası M üzerinde Asperkan ve Muzgar köyü bilgileri kontrol edilirken haritanın sürüklenerek hareket ettirilmeme sorunu düzeltildi. Dünya haritası M'de görünen Skorion ve bitmemiş Skerion bilgisi içeriklerinin renklerinin doğal olmama sorunu düzeltildi. Dünya haritası M'den üzerinden kontrol edilebilen işlem fiyatı onay penceresinin kaydırma butonu kullanılamama sorunu düzeltildi. Kamasevliye Kalesi'nin dünya haritası M üzerinde doğal olmayan bir şekilde görüntülenme sorunu düzeltildi. İskele ahırda bir binek seçerken boş binek ekipmanı yuvasını ipucu bilgilerinin görüntülenmeme sorunu düzeltildi. Bir eşyayı çantadan köy deposundaki çöp kutusu simgesine taşırken depoya otomatik ekle butonunun donuk halde gelme sorunu düzeltildi. Abis kuyusu kullanıcı arayüzündeki abis kuyusunun iletim işlevi aracılığıyla kontrol edilebilen sonsuz kışlığı alanının adı değiştirildi. Bilgilerin P penceresinde avcılık ve toplayıcılık yaşam alanı açıklamasında şanslı toplama aracının açıklamasının görüntülenmesi sorunu düzeltildi. Hızlı rota modunda birden fazla hedef ayarlandığında kare düşmelerinin yani FPS dropların meydana gelebileceği bir sorun düzeltildi. Okyanus arasında navigasyon ayarlarken yolun deniz seviyesi yerine deniz tabanının yönlendirme sorunu düzeltildi. Ah be. Büyük bir gemiye binerken ve otomatik olarak hareket ederken otomatik hız seyir fonksiyonu etkileştirildiğinde İnci Dükkanı'nda F3'te oyun minimizasyonu modunu uygularken oyun minimizasyonu ne ya? Ha, oyunu alt taba atma diyor. Okey. Oyun okey, şimdi oturdu. Hedefe vardıktan sonra bile becerinin sürekli kullanılması olgusu zaten. Oha, bug'a bak. Alt taba atıyorsunuz, beceri spamlıyor aynı yerde. İyileştirilen lonca kadırgasının yelken direklerinin yerleştirilen ışıkların doğal olmayan bir şekilde açığa çıkma sorunu düzeltildi. Merkez pazar borsasının satış sayfası kilitli kontrol edilirken değerli paket süresi dolduğunu hali hazırda satılmış bir ürünün ödeme sırasında diğer değerli paketin uygulanmadığı onay penceresinin görüntülenmeme sorunu düzeltildi. Bu hafta bize de geldi galiba bunun fixi ya da Kore. NPC'ye hediye etme fonksiyonu kullanırken ara sıra gereksiz kayıtların bırakılma sorunu düzeltildi. Gereksiz loglar yani. Evet, sınıf değişim. Bu hafta sadece akademisyen yani bilge var arkadaşlar. Dizdeki çekiç bir mutlak ve güzel bufflar var. Bayağı beğenildi çoğu. Dizdeki çekiç birden mutlağa kadar ki versiyonlarında ki bu becerinin saldırı hızı artış etkisinin 10 saniye süresinin 10 saniyeden 15 saniye çıkarıldı. Akım altın gök gürültüsü becerisi şimşek akım altın şimşek becerisi kullanırken düşme yüksekliğine bağlı olarak saldırı menzili arttırılacak şekilde değiştirildi. Burada zaten gifle anlatmışlar, mantıklı olmuş. Düşme seviyesi 1 böyle, 2 de şöyle, 3'te ise gördüğünüz üzere şöyle bir şekilde değişiyor animasyonu ve iyi olmuş. Çekiç döngüsü 1-4. Çekiç çevirme becerisi aşağıdaki şekilde değişildi. Başarılı bir vuruş sonrasında 5 saniye boyunca tüm hızlarda görülen %15'lik azaltma kaldırıldı. Etki potansiyel enerji becerilerine taşındı. Başarılı bir vuruşun sağlıklı iyileştirmesi etkisi beceri seviyesine bağlı olarak 40-50-60-70'e eklendi. Potansiyel enerji bir mutlak becerisi. Potansiyel enerji becerisi şu şekilde değiştirildi. Başarılı vuruş sonrasında saldırı yapma hızında 5 saniye boyunca %20 azaltma eklendi. Beceri kullandığında 10 saniye boyunca tüm savunma artışları için direkt son level'ı okuyacağım. 20 etkisi kaldırıldı. Bu etki direkt çekirdek füzyonu becerisine taşındı.
Çekirdek füzyonu beceri kullanırken çekirdek füzyonu becerisi 10 saniye boyunca tüm savunmalara yani artı 20 DP etkisi eklendi. Yer çekimi yanıp sönüyor. Yer çekimi burada ayrı burada farklı çeviriyor. Google'ı çok seviyorum. Yer çekimi göz kırpma becerisi kullanırken çekiç atıldığı anda hemen hareket etmeye başlayacak şekilde değişti. Çok iyi bir buff. Bayağı hızlanmış bu arada. Devasa bir atılım. Karuruf devasa bir atılım. Tek dev sıçrayış. Karuruf tek dev sıçrayış becerisine hareket mesafesi arttırdı ve atlama yüksekliği azaltıldı. Akım altın sütun becerisi ana silah becerisiyle sorunsuz bir şekilde bağlantı kuracak şekilde iyileşildi. Yer çekimi basın becerisinin hareket hızı arttırıldı. Yer çekimi basın becerisi kullanırken havada yokuşları daha rahat tırmanabilmeniz için iyileşildi. Aşağıdaki becerilerin eylem hızı değiştirildi. Dizine çekiç, çekiç yumruğu, bırakma tekmesi, yer çekimi alanı, çekiç aşağı. Buna göre hammerdan becerisi kullanırken katkı edilen mesafe ayarlandı. Çekiç saldırısı, yer çekimi basın, potansiyel enerji, akım altın abluka, akış altın yörünge, akış altın dalga, akım altın gökyüzü şelalesi. Buna göre akış altın gökyüzü düşüşü becerisi kullanırken kat edilen mesafe ayarlandı. Çekiç vuruşu, çekiç düşüşü, sonsuz güç, çekiç döndürme ve çekiç hücumu. Hayırlı uğurlu olsun. Bu kadar fazla şeyin hızlanması klasa iyi bir buff dağılacak. Büyük ihtimal artık oynanabilir bir hale gelmiştir çar. Altın nimet becerisinin açıklaması daha detaylı olacak şekilde değişildi. Düşme hareketi görüntülendiğinde yere yakınken hafif bir iniş hareketiyle sonuçlanacak şekilde değişildi. Akış altın bariyer ve akış altın yol becerilerinin iki elle çekiş takılmadığında bile etkinleştirilebilme sorunu düzeltildi. Akış altın sarmaşıklar becerisinin tanıtım videosunda Elvi'ye uzay bozulması becerisi olarak gösterilme sorunu da düzeltildi. Evet, hayırlı uğurlu olsun bilgiler. Onun dışında güzel quality of life'lar ve beklenen değişimler. Evasion 100'ünün kaç yıl sonra gelmesi derken ilginç bir global lab. Umarım beğenmişsinizdir. Başka bir global lab'de görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videonun açıklamasına Twitch linkime tıklamayı unutmayın. Twitch'te hala çarşamba günleri Türkçe, diğer günler İngilizce yayın yapıyoruz. Onun dışında tabii ki ama YouTube'a es geçmeyin. Kanala abone olmayı, video like atmayı, yorum yapmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı. Benim kanalımı izlerken Adblock'u kapamayı unutmayın. Çünkü zaten reklamlar hemen geçici bir formatta. Direkt çat diye geçebilirsiniz bedava destek olup. Ve ekstra desteklemek isterseniz de sadece 2,5 TL bir member olabileceğinizi unutmayın YouTube'da. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.